Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesi olarak adlandırılan bölgede Kabasakal Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların genel sorunları hakkında, bölgenin genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Yeni dönem muhtarlarımız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim abim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemde muhtarız? Kaç dönem? Bu sene ikinci dönemim. Daha doğrusu bir dönem yaptık. Bu da ikinci dönemimiz. Bir dönem köy muhtarlığı yaptınız. Yani köylerin tüzel kişiliği kapanmadan da köyün son köy muhtarlığını yaptınız. Doğrudur. Mahalleye dönüştü sayın izleyiciler. Evet, Türkiye yasasıyla. Evet. Burası Kabasakal Mahallesi oldu. Bertiz bölgesinde. Evet. Muhtarımız da ilk mahalle muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Bundan sonra muhtarımızı birinci mahalle muhtarı olarak tarih her zaman yazacak. Biz de zaten muhtarlarımızı tarihe geçiriyoruz. Tarihe not tutuyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Türkiye'de evet. Muhtarların Sesi Gazetesi, muhtarların her türlü sorunlarını tüm yetkililere duyurmaya bugün de burada devam ediyor. Evet muhtar, 5 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetler yaptınız? Halk sizin karşınıza bu dönem aday çıkarmadı, adaysız muhtar oldunuz. Doğrudur abi. 5 yıllık dönemimizde abi, yani köyümüz küçük bir köy. Kaç haneden oluşuyor? Yaklaşık 65-70 haneye yakın. Obamız falan hepsi onlarla birlikte. Tabii hepsiyle beraber. En küçük Bertiz'in hemen hemen en küçük köylerinden bir tanesi. Nüfus ne kadar? Nüfusumuz göç çok oldu daha doğrusu. Bu evet. Yaklaşık 15-20 yıldan beri hep yani köyümüz bitmek üzere. Evet. Daha doğrusu. Sürekli göç veriyor. Sürekli göç veriyor. Bu da ne yani daha doğrusu burada ulaşımın zor olduğu için evet. Genellikle bundan kaynaklanıyor. İş sahasının olmadığından dolayı evet. Göç veriyoruz şu anda. Ne kadar nüfusumuz? Şu anda nüfusumuz 170 civarlarında falan. Evet. Yani şu şekilde. Seçmenimiz 120 evet. O civarda. Evet. Bu şekilde kaldı. Küçük bir köydü. Evet. Mahalleye dönüştü sayın izleyiciler. Evet. İşte göçün önlenmesi için ne yapılmalı diyoruz o zaman? Göçün önlenmesi için yetkililerden ne bekliyorsunuz? Yaklaşık göçün önlenmesi için şöyledir yani. En baştaki sorunumuz bizim yol. Evet. Yol sorunu. Yani buradan şu anda daha doğrusu vatandaş göçüp gidiyor, orada kirada oturuyor, 300 milyon da kira ödüyor. Niye? Fabrikaya gidip çalışıyor. Evet. Fabrikada işçilik yapıyor. Ama burada vatandaşın zaten ev var. Burada da yani yollarımız iyi olsa bizim yolumuz yarım saatlik yol. Evet. Buradan da aynı fabrikaya gidecek. Hatta şu anda gidenler var ama zor şartlar altında gidiyor. Zor, 75 kilometre. Ahırdağ'ın yolu şu anda evet. Kapalı. Kapalı. Ya, kapalı Allah. Olduğundan dolayı ne yapacak? 75-80 kilometre yoldan gitmek zorunda. O da 2 saat sürüyor. Yollar da kar olduğu için. Evet. Ama bu şekilde yollarımız bizim dört dörtlük olacak olsa, güzel olacak olsa yarım saatte gider. Yine buradaki vatandaş o zaman göçün gitmez. Evet. Köylerimiz yine canlanır. Canlanır evet. Güzel olur yani. Diğer muhtar arkadaşlarımız da, bölge muhtarlarımız da aynı konuya değindiler sayın izleyiciler. Buradan biz yetkililere sesleniyoruz. Mutlaka bu Ağrıdağ'ın tünel açılması gerekiyor. Değil mi efendim? Ya tünel açılması gerekiyor. Biz genellikle zaten bunu her seferde vekillerimizle geldiğinde, başkanlarımız geldiğinde bunu dile getiriyoruz zaten. Evet. Bunun tünel olması. Ha tünel belki uzun sürer diye ben böyle bir düşünüyorum da şu anda işin doğrusu. Evet. Ama yollarımız bu genellikle Akırdağ yolunda bir yaklaşık 5-6 kilometre yeri güzel oldu. Ama evet. Aşağı taraf Maraş'a bakan işte orman olan yerimizlerimiz evet. Çok dar bu tarafta. Çok dar, çok buralar virajlı. Çok genişlemişti, çok, evet. Çok virajlı. Evet. Yani bizim yolumuz şu anda benim mahallem Akırdağ'dan 30 kilometre. Yani 30 dakika sürer. Evet. En fazla sürse, yollarımız güzel olsa. Şu anda evet. 1 saat sürüyor yaklaşık. 40-50 evet. Dakika yani 50 dakika falan sürüyor daha doğrusu. Az önce sizin köy halkından arkadaşımız da geldik. Buraya geçmiş gitmiş, bilmiyoruz evinizi. Evet. Oradan gelirken iki tane köprüden geçtik. Çapraz yapılmış. Yani kazaya sebebiyet verecek şekilde. Köprülerin konumu. Doğru mu efendim? Doğru. Yani çok düzgün olabilir şekilde olması gerekirken yani mühendis arkadaşlarımız görememişler mi? Ben bunu merak ediyorum. O iki köprüyü de yayınlayacağım. Şimdi, artı arkadaş orada çok kaza olduğunu belirtti. Doğrudur. Değil mi? Kaza oluyor. Yaklaşık tabii bu köprülerimiz sene 85-86'larda zaten o evet. Köprümüz herhalde 86-87'lerde yapıldı. Bu öbür köprümüz 82-83'te evet, açıldı daha doğrusu yapıldı. O zamanın imkanları zannedersem herhalde onu götürerekten o şekilde yapmış arkadaşlar. Yollarımızın genellikle tabii ki o zaman da
şu anki gibi durumlarda değil. Normalde bir operatörün kendisini uygulayıp yani projesiz yapıp gitmiyor. Evet. Sonra derken ana yola dönüştüğünü zaten görüyoruz zaten şu anda. Bir taraftan da bunların yeniden Köprü olabilir ama köprünün karşısında açılacak yer var. Yani, dümdüz yani yarım var. Saat bir de yarım saate bile almaz bir iş makinasının yani orayı nasıl öyle yapmışlar ben merak ediyorum. İki köprü de benim çok dikkatimi çekti yani araştırmacı gazeteci olarak. Evet. Yöre halkı için çok önemli yani. Allah muhafaza yani kar yağışlı bir havada araba zaten kontrolünden çıkıyor değil mi? Orası da eğri. Evet, aynı zamanda yani rampa olduğu için. Şimdi rampa zaten orası da kuzeyde olduğu için genellikle kar yağdığı zaman oranın buzu hiç eksik olmuyor değil mi? Yani onca yer yani o kadar olan bir yerde araba çıkamıyor yani. Evet. Bir de kaza da oluyor yani. Evet, bu konuda da yetkilileri göreve davet ediyorum ben. Çünkü insan hayatı önemli diyoruz değil mi efendim? Evet muhtarım. Altyapısı kanalizasyonu var mı bu mahallemizde? Altyapısı kanalizasyon yok şu anda. Müracaat ettiniz mi? Müracaat ettik tabii şu anki mahalle olduktan sonra zaten. Öncelerde tabii müracaatta bulunduk ama bir türlü köylerimizin küçük olduğundan dolayı çok dikkate almadılar. Sıcak bakılmadı. Sıcak bakılmadı. Özel idare döneminde daha doğrusu. Şu anda da mahalle olunca tabii belediye başkanımız da bunlarla alakalı çalışma yapıyoruz. Altyapı yok ama yapılacağını da söylüyorlar genelde. Tabii bir çalışma var. Parçası inşallah yani ihaleler falan yapıldı. Betsiz olarak da bunu biliyoruz. Evet. Yaklaşık komplesini ihale yaptılar. Yakın zamanda başlayacaklarında genelde şey yapıyorlar, söylüyorlar bize. Biz de bekliyoruz şu anda daha doğrusu. Bertiz bölgesinin tamamını ihaleye çıkarmışlar. Evet, doğru. 16 tane burada köy varmış. Yani. Evet, doğrudur. Evet. Köy konağı, muhtarlık odası, taziyemiz var mı efendim? Hayır, onlar yok şu anda. Onlar da yok. Onlar çocuk parkımız var mı? Hayır, onlar da yok. Okulumuz var galiba, kapalı. Okulumuz var, kapalı değil. İlkokul olaraktan devam ediyor şu anda. Kaç öğrenci var? 10 tane. 10 öğrencimiz var. 10 öğrencimiz var. 11 öğrenci olduğu yerlerde eğitim devam ediyor sadece. Devam ediyor, doğru. Evet. Buradan da mahalle altına. Şey olarak da taşımalı olarak da zaten ortaokul dediğimiz Kemal'da şu anda eğitimini yapıyor daha doğrusu. Kemal'da büyük değil mi buraya göre? Kemal'da tabii büyük. Yani derken şöyle yani. Ağbeli'de bir okulumuz var. Evet. Şimdi Kemal'de bu geçen seneler yapıldığından dolayı bir tarafı ilkokul bir taraf ortaokul. Kemal'de ortaokul olarak da eğitim yapıyor. Ağbeli'deki de ilkokul olarak da. Evet. Birleşik sınıflar olmasını istemiyoruz. Çünkü birinci sınıfı anlattığını 2-3-4 dinliyor, ikiye anlattığını 1-3-4 dinliyor. Çocukların temeli sağlam olmuyor sayın izleyiciler. Mutlaka biz eğitimin daha sağlıklı olmasını istiyoruz. Bizim en öncelikle bir tanesi, yani göç derken burada göç olan neden göç oluyor diyelim ki. Genellikle ben de gideceğim şehre göçmek istedim mesela. Neden dolayı? Bizim bir lisemiz yok. Lise olarak da. Bu bölgeye bir Bertiz bölgesine bir lise lazım. Niye derse? Evet. Vatandaş çocuğu büyüyor mesela. İlkokulunu okuyor, ortaokulda okuyor, lise okuyacak. Evet, lise pansiyonlarımız da var. Devletimiz diyor pansiyonda kalsın falan ama birçoğu diyor ki ya benim çocuğum okuyor. Ben de gidelim Maraş'a. Şimdi bu çocuk 17-18 yaşında zaten şeyden çıkacak. Ancak okuldan çıkacak. Evet. Ne yapacak? Benim de çocuklarım okuyor şu anda bak. Bir tanesi Avşin'de. Evet. Bir tanesi Maraş'ta okuyor. Öbürküsü de girecek bir sene sonra, iki sene sonra. Evet, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz de bilemiyoruz. Ama burada bir lisemiz olsa, burada bir pansiyon olsa, ben geziyorum mesela diyelim ki Maraş'ımızın daha doğrusu 13 Şubat ilçesinin çok hemen hemen her kasabasında bir lisesi var. Taşımalı eğitim yapıyor. Bu da zorunlu olduğu için burada taşımalı olaraktan yine aynı kalabilir. Pansiyon da yapılabilir. Pansiyon yapılır, burada çocuklarımız kalabilir başka yerden. Yani bu şekilde gelişir diye düşünüyorum ben. Buranın merkezi yerine biz lise yapılmasını istiyoruz. Bir iki arkadaşımız da bunu gündeme getirdi sayın izleyiciler. Bertiz bölgesinin nereden baksan 30 yakın yurusu var. Evet, artık bu lise olmamasından dolayı çok göç veriyor. Evet. Buradaki yöre halkı mutlaka buranın merkezi bir yerine lise yapılmasını istiyoruz. Hem göç önlenir, buradaki insanlar da ekonomik olarak kalkınması sağlanır. Mutlaka, değil mi? Mutlaka. Evet. Mutlaka. Spor kompleksi var mı efendim? Hayır, onlar da. Onlar da yok. Onlar. Görüyorsunuz sayın izleyiciler. Yani bu köyümüz hizmette unutulan bir köydü. Mahalle oldu. Evet. İnşallah bu hizmetler bu dönemde belediyeler tarafından yapılır. Evet. İnancındayız. Çünkü belediye başkanlarımız parke taşı döşenmeyen köy kalmayacak dedi mahalleye. Sözünü veriyorlar. Evet, sözünü vermişler. Evet. Yani önümüzdeki günlerde parke taşı döşeme
işlemleri başlayacak sayın izleyiciler. Bu konuda belediye başkanlarının öyle beyanatı var. Bu mahallemizin genel birinci sırada yapılması istediğiniz ne var? Şimdi yapılmasını istediğimiz birinci sırada elbette ki şeylerimiz, parkemiz olsun, altyapı kanalizasyonumuz olsun, bunlar var. Yine bu bizim şöyle küçük bir köy olduğundan dolayı arazimiz... Hiç obamız yok değil mi? O obamız Gökçeler. Gökçeler obası var. Evet, şey olarak da. Burası da Kangallı obası diye geçiyordu ama önce evet. Şu anda mahalle olunca burada yine Kabasakal. Sokak oldu, evet. Sokak olarak da. Kabasakal sokağı var, Gökçeler sokağı var. Evet. İki tane daha İki tane sokak. Kabasakal mahallemizin daha doğrusu. Evet. Şimdi burada vatandaşlarımız genellikle bahçecilikle uğraşıyorlar. Artık evet. Yani küçükbaş... Meyvecilik var. Hayvancılık bitti. Niye bitti? Küçükbaş hayvancılık. Bu ormana kel çekildiğinden evet. Daha doğrusu. Bunu bitirdiler. Şu anda büyükbaş tabii çok da olmasa 2-3 her evimizde bulunuyor mevcut. Ama kendi ihtiyaçlarımızı gideriyor. Evet. Burada bağcılık da zaten çok aşırı derecede yok. Diğer köylerimizin bazı bazılarında var bağcılık ama biz burada meyvecilik, bahçecilik yani ceviz olarak da. Evet. Ha burada ne oluyor? Bizim şeylerimiz var. Evet. Sularımız yetişmiyor daha doğrusu. Evet. Arazilerimize. Derelerden sular akıp gidiyor. Evet. Ama şeyle geldiği için kanalla yani toprak evet. Kanalından geldiği için onu da yetiştiremiyoruz. Yollar da kayboluyor sular. Kayboluyor. Bunların evet. Güzelce kaynağından alınıp beton kanallar yapılmasını istiyoruz. Kanal, damlama sistemine de geç evler bilir. Boruya da alınarak da. Evet. Bir kısmını aldırdık zaten daha doğrusu. Damlamayı aldınız mı? Damlamaya kapalı sistemi aldırdınız. Kapalı sisteme bir bölümünü aldırdık ama özel idare zamanında yaptılar ama bir kısmı evet. Daha duruyor yani yaklaşık. Bunlar doğrusu çok güzel olur. Bu işlerde de yapılmalı diyoruz. Mutlaka ki. Evet, bizi buraya getiren arkadaş, isim neydi efendim? Mahmut Kor. Mahmut Kor. Evet, Mahmut Bey, siz de yapılmasını istiyorsunuz mahallemize. Muhtarımızı söylediğinden ayrıca tekrar. Aynen, katılıyorsunuz. Yani başta içme suyumuz önemli. Evet, içme suyumuz. İçme suyumuz şöyle, yaklaşık 10 yıl önce geldi daha doğrusu içme suyumuz. Bu özel idare zamanında ama aldıkları kaynak sağlıklı bir kaynak değil. Evet. Biz bunu tabi müracaatta ben bulundum ben dilekçelerimden verdim daha doğrusu belediyeye. Biz orada hatta Sağlık Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlar da tabi şeyini tahlilini falan yapıyorlar sonuçlar kötü. Evet. Biz bu suyumuzun daha güzel bir kaynakla alınmasını istiyoruz daha doğrusu. Evet. Ha, var şebeke suyu var gibi ama sağlıklı değil. Sağlıklı bir değil çok çıkıyor. Güneşli. Yukarıdan da suyu bıraktıkları zaman o arazi sahipleri evet. Mutlaka bahçesini sulayacaklar. Mutlaka evet. Şey yapacaklar orada tarım yapacaklar. Tarım yapılan arazinin içinden geldiği için hayvan gübresi falan atıyorlar. Ne yapıyor o su? Oraya bıraktıkları anda o zaman o bizim kanala dökülüyor. Evet. İçeceğimiz suyun içine karışıyor yani. Sağlıksız oluyor. Müdürlerimize de söyledim, yeri geldiğinde başkanımıza söyledim. Ha bir çare çaresine bakacaklar ama işte bunun da bir an önce olmasını da istiyoruz. Evet, içme suyu eşittir hayattır diyoruz sayın izleyiciler. Evet. İçme suyun sorununa acil bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Muhtarımızın babası, isim neydi amca? Ben Kur'an'ım abi. İsim neydi? Dudukaya. Dudukaya ben bizim de. Evet. Dediğini ben çok öyle anlayamayayım. Evet. Bu söylemesem bunlara soracağım. Anladım. Teşekkür ederiz. Durdu amca. Evet beyefendi. Amcası değil mi muhtarımızın? Kardeşi. Abisi. Muhtarın abisi. Evet. İsim ne? Bu oğlum. Bu yeğenim. Hocam. Bu yeğenim. Bizim muhtarın söylediği gibi ilk şeyde okul yol. Bizim okul yolumuz. Yani. Her yerde daha öbür tarafı şehrin üstünde yolun evet. Genişlemesi. Ben yani bir ufak arabamla gidemiyormuşum. Yani çok dar. Çok evet. Dar. Çok dar. Biz de buraya dağ. Gelirken sayın izleyiciler yani evet. Karşımızdan yani. Gelen araçlar yani neredeyse kafaya geldik. Evet. Yani. Çok dikkatli olmasak evet. İlk etapta yani yol okul bizim başka yani şeyimiz yok. Sonra hani yolun ise bunu abi dediğin şu arka dağın yolu bizi bu yer. Bu yolu yapmayız. Yani başka değil. Belki de bu yer şu an. Evet 83 yaşında olan muhtarımızın babası Ağrıdağ yolunun yapılmasını istiyor. Göre halkının genel isteği bu sayın izleyiciler. Teşekkür ederim Nurlu amca. Evet Nevin Hanım buraya alalım. Muhtarımızın babasını da yakınlaştırdı. Size hatıra kalması için. Evet. Evet muhtarım. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Başka ekleyeceğimiz konular yani köyümüzün yani mahallemizin sorunu bitmez. Evet. Kesinlikle at yapısı yapılır, parkesi yapılır ama başka sorunlarımız da çıkar. Tabii bunlar başka yani insanın olduğu yerde muhtarlık sorunlar çıkar. İşte aynı dediğim gibi yeri gelirse bunlar çıkacak zaman zaman tabii. Ama ilk baştaki sorunlarımız yolumuz, okulumuz, ondan sonra bu içme suyu. İçme suyumuz. Evet.
Tabii ki öbürküler geride kalan şeyler. Evet, acil olarak içme suyu yapılmalısınız diyoruz. Diğer yol sonra zaten diğer muhtar arkadaşlarımız da değindi. Evet. Biz de onu belediye başkanlarıyla görüşeceğiz. Bu Bertez yöresinin halkı misafirperver, cana yakın. Artı yani çok göç vermiş buradaki köylerin tamamı sayın izleyiciler. Buranın ekonomik olarak kalkınması ve göçün önlenmesi için belediye başkanlarımıza da çok görev düşüyor. Evet muhtarım, bir de muhtarlarımızın SSK primlerini devlet yatırıyor mu efendim? Hayır, şu anda biz ödüyoruz. Yatırmalı mı? Bence yatırmalı diyorum. Değil mi? Yani. Muhtarların yani. Elini ya da yatırmalı aktif olur. Hizmet yapabilmesi için evet, muhtarların da SSK primlerinin mutlaka yatırılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar adımıza, araştırmacı gazeteci olarak muhtarlarımıza toplantı yapıyor. Muhtarlarımızın sorularını ilk ağızdan dinleyerek bunlara evet. Çözüm önerisi getiriyor. Gerçi biz araştırmacı gazeteci olarak muhtarların bütün sorularını hem görsel olarak hem basılı yayında dile getiriyoruz. Bu nedenle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın bu SSK konusunda da çözümünde katkı sağlamasını bekliyoruz ve muhtarlarımız adına da kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet muhtarım, buyurun. Ben de teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanımıza. Tabii ki ilk bir Cumhurbaşkanı olarak da üçüncüsünü yaptı evet. Zannedersem evet. Muhtar toplantılarında. Daha önce, ondan öncelerde muhtarların çok sesini duyan yoktu. Evet. Muhtarların sesini Türkiye'ye ve dünyaya evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi duyurdu. Cumhurbaşkanımız evet. da bizim sesimize de kulak verdi. Ona ayrıca evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Yani muhtar hizmetin başladığı nokta muhtar sayın izleyiciler. Yani muhtarlar halk ile iç içe çalışan bir devletin birimi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan Sayın Hüseyin Tanrıverdi'yle röportajlarımızda Süleyman Bey dedi, muhtarlarımız demokrasinin kılcal damarlarıdır. İşte kılcal damarlarımız çalışmazsa ne olur? Vücudumuz iflas eder. Doğru mu efendim? O evet, nedenle yani. Size verilen önemi en güzel bu cümle ifade ile ifade etti. Kendisine evet, de evet. selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Muhtar arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve başarıların devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de evet.